Burak Tatar, günün raporuna hoş geldiniz. Çok sıcak bir gelişmeyle ve üzücü bir gelişmeyle başlıyoruz. Antalya'dan geliyor haberler. Manavgat ilçesinde Manavgat'ın bugüne kadar gördüğü en büyük yangın yaşanıyor ve maalesef yaralılar var. Hemen bölgeye gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak şu an Skype attığımızda olay yerine doğru yol alırken bize Skype'la bağlanıyor. Merhaba. Evet. Aşağı yukarı 10 kilometre ilerisindeyiz yangın yerinin, yangın merkezinin. 4 ayrı yerden yangın çıktı. Şimdi yoldayız. Arka tarafta da zaten dumanları görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir rüzgar var. Kuzeyden esiyor ve alev esiyor şu an. O yüzden yangını daha fazla Manavgat'ın içlerine doğru götürüyor şu anda. Manavgat'taki yangından oluşan duman Antalya'nın üstüne doğru hızla yayılıyor. Yani rüzgar da hiç duracak gibi gözükmüyor. Birçok aracöz burada. 120'nin üzerinde aracöz var. Ambulanslar gidiyor bir taraftan. Trafik inanılmaz sıkışmış durumda. Kentin içindeki trafik sıkışmış durumda. Şimdilik can kaybıyla ilgili bir bilgi almadık. Tek tesellimiz o olur. Yani can kaybının olmaması en büyük duamız. Fakat bu yangın tabii ne zaman, nasıl söndürülebilir? Savaş alanı gibi ortalık. Özellikle de bu yangın söndürme uçaklarının iki tane olması da yani yangına müdahalede gecikmelere sebep oluyor. Helikopterler var fakat yangın söndürme uçakları yok. Türk Hava Kurumu ile yapılamayan o anlaşmadan dolayı herhalde yangın söndürme uçaklarının azı bu yangını da kontrol altında tutmayı maalesef engelliyor. Yani şu anda denize doğru, yani kuzeyden esiyor, Poyraz esiyor, denize doğru, kentin yerleşim yerlerine doğru alevler yaklaşıyor. Zaten buradan da görebilirsiniz. Alevler yaklaşıyor. Bir taraftan bir hastane boşaltıldı şu anda. Köyler boşaltılıyor. Birkaç tane köyü boşaltma talimatı verdi kaymakam. Ve şimdi yangının ana merkezlerine gideceğiz. 4 ayrı yerden sanki bu yangın normal bir yangın değilmiş gibi ama artık bir şey söyleyeyim. Çetin Bey, müsaadenizle şunu sormak istiyorum. Arkada dumanları görüyoruz. 4 farklı noktada çıktı bu yangın. O dumanlara ne kadar uzaklıkta olduğunuzu da anlatır mısınız bize? Çok korkutucu görüntüler geliyor. Biraz sonra yangın yerinde tam merkezinde olacağız. Side'ye doğru gittiği söyleniyor. İlk önce Side tarafına gideceğim. Side tarafından da yukarıdaki yerleşim yerlerine doğru gideceğim. Daha sonra eğer yayınlı olursanız bağlanabiliriz. Daha fazla bilgi aktarabiliriz. Şunu da sormak istiyorum size. Manavgat'ta yerleşim birimleriyle ağaçlık bölge iç içe ve o yüzden yangın böyle hızla rüzgarla birlikte yayıldı değil mi? Evet. Yani kuzeyde başladı yangın. Daha fazla kuzeyden başladı. Yani nereye müdahale edeceğini şu anda yangın söndürme ekiplerine nereye müdahale edeceklerini bilemez durumdalar. Yani bu kadar vahim bir yangın. Yani temennimiz can kaybının olmaması. Manavgat'ın içine doğru gidersek turizm yerleşim yerlerine doğru da gidecek. Orada birçok tesis var. Sahilde birçok tesis var. Umarım inşallah böyle bir şey olmaz. Oralarda büyük facialarla karşılaşılabilir. Temennimiz bir an önce yangının söndürülmesi. Bir yangın söndürme helikopteri de şu anda üstümüzden gidiyor. Bir ambulanslar hareket ediyor. Yangın yerine gidince daha net sizlerle paylaşabiliriz. Çetin Osman Budak, çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hepimizin temennisi bu yangının söndürülebilmesi ve en az hasarla atlatılabilmesi. Tekrar söyleyelim. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktı ve hızla yayıldı. Yaralılar var. Manavgat kaymakamı şu ana kadar Manavgat'ı gördü. En büyük yangın olduğunu söyledi. Yine Manavgat'a gideceğiz. Orada Haluk Oranköylü var şu an Skype attığımızda. Manavgat sakini. Arkasında dumanları görüyoruz. Yangın da birebir yaşadınız değil mi? Geçmiş olsun. Evet, teşekkürler, sağ olun. Anlatır mısınız biraz yangının çıktığı anları ve şu an nasıl yaşandığını? Şimdi biz sabah evden denize gittik, Sorgun denilen bir yere. O denizden gördük ilk saat 12 civarında. Sonra eve doğru geldikçe dumanlar falan çok bayağı bir yükseldi. Benim evim herhalde 4-5 kilometre var orası.
Sonra işin ilginç tarafı da benim evimin önümdeki trafonun çimenleri tutuştu. Hemen 200 metre ileride bir parkımız var. Orası yanmaya başladı. Hemen bir bilgi hastanesi vardı eskiden. Orası yanmaya başladı. Bayağı bir helikopterler, uçaklar oraya müdahale ettiler, söndürdüler. Ama arkadaki yangın hala devam ediyor şu anda. Peki şunu sormak istiyorum. Görüyoruz arkada da o yerleşim birimlerinin ağaçlık bölgeyle iç içe olması ve yangının bir anda evlerin etrafını sarması. Nasıl, o an nasıl yaşadınız ve nasıl boşaltılabildi evler? Onu da anlatır mısınız bize? Yani şöyle, ben oraya biraz uzağım gerçi de evlere hemen gittiler. Çünkü çalışanların çoğu o mevkide oturuyor. Sarılar denilen bir yer orası. Herkes apar topar bütün arabalarıyla oraya gittiler. Evleri boşalttılar ama ambulanslar geçiyor yani oradaki. Tam durum nedir? Demin bir arkadaşımla konuştum. Onun evi orada. Durum çok kötü abi dedi. Can kaybı olabilir dedi. Evlerinin dibine kadar gelmiş. Çetin Osman Budak'ı az önce konuk ettik. CHP Antalya Milletvekili. Savaş alanı gibi dedi orası. Onu anlatır mısınız bize? Gerçekten de gelen görüntüler Manavgat'tan hepimizi çok kaygılandırıyor çünkü. Ya çok fazla, çok büyük bir yangın oldu. Yani orada yerleşim birimleri var dediğim gibi. Çok fazla ev boşaltıldı, bir arkadaşımızın evi yandı, yani durum biraz kötü yani. Peki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilginiz var mı, onu soracağım çünkü oraya yangın söndürme uçaklarının gittiği bilgisini de edindik az önce. Evet doğru, yani uçak ve helikopterler var. Antik Side'den gördüğüm kadarıyla oradan su alıp hemen buraları boşaltıyorlar. Bizim evin yakınındaki yangında hemen müdahale ettiler, orayı söndürdüler. Ama şu anda hala helikopterler gidiyor ama uçak herhalde daha bir yarım saat önceden beri görmüyorum. O herhalde uçak daha gelmiyor ama helikopterler var. Haluk Bey, şu an nasıl bir ruh hali olduğunu söyler misiniz? Nasıl bir endişe hakim şu an Manavgat'a? Yani herkes endişeli çünkü birdenbire büyüdü, her tarafa sıçradı. Yani 5-6 noktadan birden evime önüne kadar geldi. Tabii biz panikledik, hemen çantaları falan hazırladık, bir şeyler elimizden gelmez diye. Ama zaten buralar söndü ama sarıların durumu kötü. Anladım. O zaman şunu da açıklamanızı rica edeyim. Bazı yerlerde yangın söndürülürken bazı yerlerde giderek şiddetini arttırdı veya şiddetini koruyor değil mi? Yani ilk çıkan yerdeki yangın hala şiddetli. Oraya rüzgar yüzünden olsa gerek hala müdahale ediliyor ama durum kötü yani. Devam ediyor yangın yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Konuşabildiğiniz yakınlarınız oldu mu? Özellikle hala yangın bölgesinde veya dumanların olduğu bölgede oturan. Çalışma arkadaşım vardı. Onun evi o bölgeye çok yakın. Biraz önce, sizden önce onunla konuştum. Burada durum çok kötü dedi. Yani can kayıpları olabilir dedi. Evlere sıçramış dedi. Onun evi biraz daha dışarıda kaldığı için şu anda hala orada bekliyor. Ama sesi ağlamaklıydı yani, ağlıyordu neredeyse. Ali Koran Köylü, çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet, Antalya'nın Manavgat ilçesinden bağlantılarla devam edeceğiz. Görüyorsunuz görüntüleri. Alevlerin